Merhaba Kanal 64 seyircileri. Bugün halkımıza muhtar adayları hakkında röportajımızı gerçekleştireceğiz. Merhaba. Merhaba. Mahalle muhtarınızdan memnun musunuz? Hiç görmedik kendilerini. O yüzden bilmiyoruz yani. Anladım. Peki şu anki mahalle muhtar adayları hakkında bir bilginiz var mı? Kendilerini tanıtmadıkları için bilmiyoruz. Bir tanesi sadece geldi, bir kart verdi, bir bayan. Başka hiç kimseden haberimiz yok yani. Yani mahalle sakinleriyle pek bir haşır neşir değiller anladığım kadarıyla. Bir alakaları yok. Peki sizin beklentileriniz nelerdir? Onlara bir çağrıda bulunmak ister misiniz şu anda? En azından kendileri tanısınlar, kim olduklarını bilelim. Kimi seçeceğimizi bilelim. Kendilerini tanıtmaları gerek. Mahallenin bir problemi varsa onlarla çözelim. Biz kim olduklarını, nerede olduklarını bile bilmiyoruz muhtarların. Peki şu anda hangi aklınızda, birilerine zaten oy vereceksiniz, hangi partiye, hangi şeye vereceğiniz hakkında bir düşünceniz yok mu şu anda? O bizde kalsın. Muhtar adayları hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama diğerlerini de partide AK Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Mahalle muhtarınızdan memnun musunuz? Valla ben şu anda muhtarda hiçbir şey görmediğim için pek memnun değilim. Peki şu anda onlara seslenmek ister misiniz? Ne şekilde sesleneceğim ki? Beklentilerinizi karşılamıyorlar mı onunla ilgili? Valla bizim beklentimiz hiç muhtarı görmüyorum ki beklenti göreyim ki. Beklentimiz sahibine bir yol yapmak. Bizim yolumuz yok. Çamurda geziyoruz. Bir arabamız evimize çıkmıyor. Beklentimiz bu yani. Bize bir işare olsun yani. Yeter yani. Kaç tane de bu hep bunu görüyoruz yani. Peki şu anda mahalle muhtar adaylarıyla ilgili bir bilginiz var mı? Adayları biliyor musun? Adayları şu anda bilmiyorum ben. Hiç ilgilenmiyorum adaylarımla. Ben bir şey yapamadığı için biz hiç görüşmüyoruz, hiç umursamıyoruz şu anda. Çünkü biz şey olarak yani bizim ihtiyaçlarımız görmediği için biz hiç muhtarlarla uğraşmadık şu anda. Yani adaylar için. Yani artık tamam. Değişim şart diyoruz yani. Muhtarlarsa da o zamanı geldiğinde çalışmalarına devam ediyorlar. Seçim bittikten sonra kendileri gidiyorlar, bir de mahalleye uğramıyorlar. Mahallenin bir sürü sorunları var. Yollar çamur, çocuk parkları yok, yeşillik yok, ağaçlandırma yok. Yok da yok yani. Çocuklar sabah okulda, akşam okulda gidiyorsa yarısı dizine kadar çamur. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Rica ederim. Ben görüşürüz. Demek ya. Merhaba. Merhaba. Mahalle muhtarınızdan memnun musunuz? Memnunuz mahalle muhtarımızdan. Peki şu anki muhtar adaylarıyla ilgili bir bilginiz var mı? 4000 adayımız var. Seçeceğiz benim içinden hangisi hizmet yaparsa. Peki şu anda aklınızda bir isim var mı? Var. Köyümüzde var. Ben köyde garaj gönderiyorum. Var bir tane muhtar adayımız. Peki hangi parti, hangi oy olarak veriyorsunuz? Ya parti fark etmiyor. Hizmet halk yaparsa ona. Anladım. Peki şu anki hani beklentileriniz nelerdir bir muhtar adayına? Çalışırsa muhtar yolumuza, suyumuza çalıştıktan sonra başka bir beklentimiz yok. Muhtarın yapacağı iş mi o? Şu anki muhtar adayından da o zaman memnunsunuz. Aklınızda da bir isim var. Var. Kemalettin Doğan. Adayımız o. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba. Mahalle muhtar adayınızdan memnun musunuz acaba? Memnunuz ya. Peki beklenmedik, istenmedik bir şeyle karşılaştınız mı? Hiç karşılaşmadım. Zaten fazla işimiz olmuyor ki muhtarla bizim. Ne için olacak? Ama muhtarlar hani mahalle sakinlerinin görev istediklerini yerine getirmeliler. Hani herhangi bir soruna karşılaştınız mı? Zaten geliyor ki, her şey geliyor ki. Yani hizmet geliyor. Muhtar adaylarından beklediğiniz beklentiler nelerdir acaba? Ya, muhtar adaylarından beklentilerimiz mahallemizin, çevremizin temiz, düzenli olması, vazifelerini yerine getirmesi, isteğimizi yerine getirmesi. Peki şu anda gerçekleştiriyorlar mı? Hani memnun musunuz şu anki muhtar adaylarına? Memnunuz. Şu anda bir sıkıntı yok. Hangi muhtar adayına oy veriyorsunuz acaba? Valla bizim mahallenin herhalde bir kişi koydu. Başka da seçeneğimiz yok herhalde. Bir kişi. Ona vereceğiz mecburen. Teşekkür ederim. Bir şey değil.